Merhabalar hanımlar, Yonca'nın Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ örgü modelinin yapılışını anlatacağım inşallah. Eğer kanalıma abone değilseniz, abone olup videolarımı da beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Beğeni butonuna tıklarsanız beni desteklemiş olursunuz. Şimdiden teşekkür ederim. İpim Nako Elit Bey ile arkadaşlar böyle bebek yeleği yapılabilir. Bebek battaniyesi de yapılabilir. Farklı iplerle de deneyebilirsiniz. Tığ numaram şöyle 3,5 arkadaşlar. Bu güzel oldu. Çok yumuşacık oldu. O yüzden bu tığla yapacağım. Şimdi modelimizin yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar, bugünkü örneğimiz bu şekilde. Bebek yeleği için uygun olur diye düşünüyorum. Tabi farklı örgü çeşitlerinde de kullanabilirsiniz. Fıstıklı ve trabzanlı çok kolay bir model. Şimdi ben burada iki model kurdum arkadaşlar. Aradaki bu boşluk modelimizi ayıran boşluk. Şimdi buradan birinci modeli yapalım. Şöyle bir tanelik yapalım anlatım olarak. Siz bunu çoğaltırken bu şekilde çoğaltın diye iki model kurdum. Şöyle başlayalım. Burası 44 zincirle başlandı. 44 ilmekle 44 trabzanla devam ettirdim. Şimdi 22 ile başlayacağız. Yarısıyla başlayacağız arkadaşlar. Şöyle bir tur çevirdim ve bir ilmek oluşturdum. Üzerine 22 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. 22. zincirimi tutuyorum. Buradan 1, 2, 3 tane zincir çekip tuttuğum zincire geri dönüyorum. 1, 2 seferli çıkarak bir tane trabzan oluşturuyorum. Şimdi sıradaki zincire batıp yine İkili olarak trabzan yapacağız. İlk sırada sona kadar trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Burayı trabzanları sıra sonuna kadar tamamlayıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, trabzanlarımı yaptım. 22 tane trabzan yaptık. 4 tane zincir yaptım ve döndüm. Tığımın başına ipimi aldım. Aradaki birinci yuvayı boş bırakıp ikinci yuvadan başlıyorum. Baştaki zinciri de bir trabzan olarak sayıp 4 tane trabzan yapıyoruz. Şöyle baştaki ile birlikte 4 oldu. Buraya bir tane zincir çektim. Arada bir yuva boş bırakıp bir sonraki yuvanın üzerine bir trabzan yaptım ve bir kutu oluşturdum. Şimdi tekrar 4 tane trabzan yapıyoruz. 2 3 ve şöyle 4 tane trabzan yaptık. Şimdi 5 tane kutu yapacağız tekrar. Bir taneyi boş bırakıyorum ve ikinciden batarak trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir tane boş bırakıp bir sonrakine batarak ikinci kutumu yaptım. Şöyle 3 ve şöyle 4. 1, 2, 3, 4. Bir tane daha yapacağız. Beş. Buraya tekrar 4 tane trabzan yapıyoruz. 3 oldu. Bir tane de zincirin başına batıyorum. 4'e tamamlıyorum. Bu
tarafta ikili 4 tane trabzan yaptım. Burada tek yaptım arkadaşlar. Şöyle şu kısma kadar anlatım yaptığım için burayı yaptım. Dilerseniz burayı da tek yaparak da bu şekilde modelinizi değiştirebilirsiniz. Dört tane zincir çektim, döndüm ve üzerine dörtlü trabzanımı yapıyorum. Şimdi burada alttaki birinci kutuyu ve ikinci kutuyu aynı şekilde kutu olarak devam ettireceğiz. Üçüncü de fıstık yapacağız arkadaşlar. Bir zincir çektim. Alttaki trabzanın üzerine tekrar bir trabzan yapıp bir tane kutu yaptım. İkinci kutuyu da aynı şekilde trabzanın üzerine bir zincirle geçerek yaptım. Şimdi tığımın başına ipimi aldım. 1 2 3 ve 4 tane dolgu yaparak başa kadar, baştaki ilmeğe kadar çıktım. Kapattım. Bir zincir çektim. Buradaki iki tane kutuyu yapacağım. Birinci kutuyu yaptım. İkinci kutu için bir zincir çektim. Bu şekilde kutuyu tamamlamış olduk. Şimdi kenar trabzanlarını yapacağız. Araya bir tane zincir çektim. Trabzan yaparak geçiş yaptık. Şimdi buraya tekrardan 4 tane trabzan yapıyoruz. 3 tane trabzan yaptık ve dördüncüyü alttaki zincir üzerine batacağım. Dörde tamamladık. 2, 3, 4. 4 tane zincir çektim ve döndüm. Tekrar üst kısma dörtlü trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Ve burada iki tane fıstık yapacağız arkadaşlar. Öncelikle bir tane kutu yapıyorum kenarına. Şimdi alttaki fıstığın sağına ve soluna fıstık yapacağız. 1 2 3 ve 4 tane dolgu yaptım. Hepsini birden kapatıp kilitledim. Bir zincir çektim. Üzerine bir tane kutu yapıyorum. Şöyle alttaki fıstığın üzerine bir kutu yaptık. Tekrar buraya bir fıstık yapacağız. 1, 2, 3 ve 4. Hepsini birlikte kapatıyorum. Kilitledim. Bir zincir çektim. Ve son olarak bir tane de kutu yapmış oldum. Dörtlü trabzanımı yapıyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. Bir, iki, üç, dört zincirle dönüyoruz. Üzerine dört tane trabzan yapıyorum. Trabzandan ve fıstıktan oluşan bir model olduğu için çok kolay arkadaşlar. Kolay bir şekilde de ilerliyor. Şimdi burada iki tane kutu yapacağız. İlk başta yapmış olduğumuz tek fıstıktan yapacağız. O yüzden öncelikle şöyle bir tane oluşturuyorum. Fıstığın üzerine batıp birinci kutuyu oluşturdum. İkincisi için tekrar battım.
ikinciyi yaptım. Şimdi buraya 1, 2, 3 ve şöyle 4. Hepsini birlikte kapatıyorum. Kilitledim. Bir zincir çektim. Alttaki fıstığın üzerine bir kutu yapıyorum. Bir zincir çektim. İkinci kutuyu yaptım. Buraya trabzan yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde devam ediyor modelimiz arkadaşlar. Şimdi ilk baştaki gibi beşli kutuyla devam edeceğiz. Bu sırada trabzanlarımız aynı. Fıstıklarda da kutuları yaparak sayarak devam ediyoruz. Ön yüzü ve arka yüzü aynı şekilde devam eden bir model. Şöyle küçük bir bölümde anlatmaya çalıştım. Umarım anlaşılmıştır. Şöyle büyük olan kısmı da bu. Çok kolay örülüyor arkadaşlar. Dediğim gibi tığdan yelek yapmak isteyenler bu modeli deneyebilirler. Ben beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Yapacak, deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.